Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün artıq ikinci video dərsimizi keçirik. Bugünkü mövzumuz participle 1, fiili sifət 1. Keçən dərsimizdə gerund mövzusunu izah elədim. Bugün əslində, yəni dərsin sonunda da bu gerund və participle 1 mövzularının test üzərində izahını da verəcəm. Yəni daha asan tapmaq yollarını. İndi keçək participle 1-a. Keçən dərsdə dediyimiz kimi, fiilin sonunda əgər ing şəkilisi varsa, bu həm gerund ola bilər, həm participle 1 ola bilər, həm də isim ola bilər. Going, working, yəni bu kimi fiillər həm gerund, həm participle 1, həm də isimdir. İndi bugün bunu biz participle 1 üzərində öyrənəcəyik. Deməli, participle 1 həm sifətin, həm zərfin, həm də fiilin xüsusiyyətini daşıyan bir nitq hissəsidir. Cümlədə təyin və zərflik rolunda olur əsasən. Məsələn, birinci cümləyə baxaq. Coming home, I met my friend. Evə gələrkən mən dostumu gördüm. Burada zərflik rolundadır, zaman zərfliyi, time at work. Nə zaman evə gələrkən? İkinci cümləyə baxaq. Being tired, irritated, to go there. Yorğun olduğuna görə o ora getməkdən imtina etdi. Nə üçün? Burada being tired, participle 1 səbəb zərfliyi rolundadır. Üçüncü cümlədə. He looked at me smiling. O gülümsəyərək mənə baxdı. Tərzi hərəkət zərfliyi. İngilis dilində də buna nə deyilir? Manner and attendant circumstance and verbal modifier. Necə baxdı, necə sualına cavab verir, tərzi hərəkət zərfliyi rolundadır. Dördüncü cümlədə. He looked at me suspiciously as if not believing me. Burada participle 1 hansıdır? Believing. O şübhəli şəkildə mənə baxdı, sanki mənə inanmayaraq. Necə? Əzildən sonra gələn ing-li verb participle 1-dir və hansı roldadır? Güzəşt. Comparison. Circumstance. Adverb modifier deyirik bunun ingilis dilində. Bir də məsələn, fiili sifət cümlədə ara söz kimi də, yəni buna parenthesis deyilir ingilis dilində, ara söz kimi də çıxış edə bilər. Məsələn, generally speaking, I don't like boys. Yəni, ümumiyyətlə desək, mən oğlanları xoşlamıram. Yəni, belə. Bir də dedik ki, təyin rolunda ola bilər participle 1 cümlədə. Məsələn, we singing woman attracted everybody. İndi bu cümlədə woman qadın isimdir. İsimdən əvvəl gələn ing verb participle 1-dır və təyin rolundadır. Hansı qadın? Oxuyan qadın hər kəsi heyran etdi. Belə. İndi pozun növbəti nəyə öyrənəcəyik? Testlərdə bəs biz... Deməli, əziz tələbələr, az öncə dediyim kimi, yəni verilən testdə, məsələn, deyir ki, choose a participle 1, fiili sifət 1-i seçin. Biz bunu testdə asanlıqla tapmağın yollarını indi mən sizə öyrənəcəm. Deməli, birinci yol nədir? Harada participle 1 harada dayanır? İsimdən əvvəl, yaxud isimdən sonra gələn ing-li verb participle 1-dır. Çünki burada bu təyin rolundadır. Məsələn, the running boy fell down. Boy nədir? İsim. İsimdən əvvəl gəlir. Qaçan oğlan, hansı oğlan? Və yaxud da the boy running fell down. Yenə eyni şəkildə isimdən sonra gəlir. Deməli, bu participle 1-dır. 2. Harada işlərdə participle 1? His qavrayış fiilləri. See, notice, feel, hear, watch, find, observe. Bu fiillər harada işlərin kompleks object formasında olarsa, yəni bu fiillərdən sonra gələn ing verb participle 1-dır. Məsələn, I saw him coming. Bu cümlədə coming, ing verb var, saw-dan sonra gəldiyinə görə participle 1 sayılır. Üçüncü yolu nədir? When, while, as if, as the conjunctionlarından sonra işlənən ing verb participle 1 sayılır. Məsələn, while coming home, I met Tom.
Wild'dan sonra geldiğine göre Participle Wander. Eve gelirken ben dostumla rastlaştım. Dördüncü, biz geçen derste dedik ki söz önlerinden sonra işlenen verb ayıncı cevap sayılır. Ama söz önleri bazen phrasal verb yaratır. Phrasoloji birleşmeler, düzdür mü? Mesela coming, içeri girmek, breakdown, harap olmak, stand up, ayak üstü durmak, bump into, top koşmak. Yani bu kimi phrasal verblerde, phrasal verblerden sonra işlenen ayıncılı verb artık gerund yok. Participle one sayılır. Çünkü gerund hansı sola cevap verirdi? Neyi, nerede, ne sualı cevap verirdi? Ama partisi olan neceler, cümle hansı, ne için, bu kimi suallara cevap verir? Mesela şimdi bu cümleye bakalım. She came in laughing. O gülerek içeri dahil oldu. Nece dahil oldu içeri gülerek? Nece suallara cevap verdiğine göre? Bu artık participle one'dı. Yani söz önüne gelen otomatik onu söz önüne sonra gelen ancı bir cevabını seçmeyecek. Yani onun phrasal verb olup olmamasına dikkat edek. Bile bir derece seçilir. Aslan yollarından biri odur ki cümlenin evvelinde ve sonunda virgülle ayrılarak verilen verb ayıncı participle one sayılır. Mesela bakın, having been late virgülle ayrılır. The teacher scolded me. Belki bunun eksi olabilirdi. The teacher scolded me virgül, having been late. Yani virgül gördüyse, şu virgülden evvel ve sonra geldi. Aynı verb'ü biz participle one kimi seçilir. Virgül olmasa bez, yani cümlenin evvelinde, müptela yerinde duran aynı verb cevap sayılır da esasen. Mesela smoking is harm, sigara çekmek ziyandır. Bu cevaptır smoking burada, çünkü subject'ti. Bez cümlenin participle one'da cümlenin evvelinde gelebilir. Bez bunu nece farklandırarak? Cümlenin evvelinde virgülsüz gelen aynı verb ne zaman participle one'da, ne zaman cevaptı. Bu cümlede mesela görürsünüz, the teacher scolded me, müptela vardı. Demek müptelası olan cümlede müptelanın evvel verilirse aynıcılı verb, o participle one'dı. Ama müptela yoksa, cümle aynıcılı verb'den başlayırsa, tabii ki orada o cevaptı. Çünkü özü müptela olur artık. Yani belki anladınız. Böyle. Participle one'ında gerund kimi iki zamanı var. Present simple, present perfect. Present simple forması yani adi verb ayıncıdır. Writing, working bu şekilde. Present perfect forması ise having participle to. Yani gördüğünüz gibi bu cümlede having been late present perfect formasındadır. Mesela having written. Böyle. Ve gerund kimi participle one'ın da passive voice forması var. Present simple'ın passive voice forması being participle to. Mesela being written. Present perfect'ın passive voice forması ise having been participle to. Mesela having been written. Şimdi bakalım numuneye. Having been late geciktiğine göre the teacher scolded me. Melih anladı. Burada present perfect formasında da participle one. İkinci cümlede having been completed the task was sent. Tamamlandığına göre tapşırı gönderildi. Yani burada da have been delivered present perfect'in passive voice formasıdır. İndi aziz talebeler, biz bir neçe test vereceğiz lövfede ve onun izahlı variantına bakacağız. İndi gelin bir neçe test nümayesine dikkat edelim. Birinci teste bakalım. Choose a participle one. Feliz ve biri seçildi. Birinci cümleye dikkat edelim. Since picking the flowers is forbidden, I can only take pictures of them. Burada nasıl da aynıcılı verb picking? Biz şimdi nece bilek ki bu cevap diyorsa partisi bulman yoksa isimdi. Müpteda yerinde. Müpteda yerinde olan aynıcılı verb ne sayede cevap? To be'den evvel gelip to be'den evvel gelen aynıcılı verb cevaptı çünkü müptedadır. Gülleri toplamak, qadağan olunduğuna göre ne? Gülleri toplamak. Ben yalnız onların şekilleri çekebilirim. Ne sualına cevap verdiğine göre, müpteda olduğuna göre cevap. Demek bir sertli. İkinci cümleye bakalım. Virgül var gördüğünüz gibi. Virgülle ayrılarak cümlenin evvelinde ve sonunda gelen aynıcılı verb participle one idi. He made a loud noise. We ran to the window. Yüksek ses
biz pencereye kadar kaçtık. Niye? Sualına cevap verir. Parçası bulmak. Demek ki doğrudur. Üçüncü testten, in spite of having read the instructions twice. Burada da gördüğünüz kimi yine bir günden ayrılıp hem de in spite of'dan sonra gelip. But dedik when, while, as if, as though, ile hemçinin in spite of the despite. Despite. Ve in spite of'dan sonra da işlenen verb ayıncı participle one sayılır. Böyle. Demek ki 3'te doğrudur. 4. cümlede the beginning, that was that, will be changed. Demek ki verb ayıncı var ama karşısında z artıklı var. Sadece ayıncı verb'ün kabanında z eğer artıklı varsa bu neydi? İsim, noun sayılır. Eğer verb ayıncıdan sonra başka bir isim gelseydi, ha, bu o zaman participle one sayılabilirdi. Ama bu isim olmadığına göre z plus verb ayıncı bu isim sayılır. Ona göre sertti. Demek ki cevap nedir? 2, 3. Böyle. Şimdi keçek nöbeti testten. Aha. Şimdi bizde burada ne istiyor? Choose a gerund. Gerund istiyor. Gerund kardeşlerini hatırlayarak prepositionlardan sonra, sözlerinden sonra, ismin yeri kala, astrobesten sonra, bir dakika yine de geydiğiyle burada, preposition, noun, apostrofes, ismin yeri kala sonra, my, your, his, her, our, their, yeri kala zekerinden sonra, to be'nin formalarından sonra, yani and, are, was, were'dan sonra, bazı fiiller var ya da tensilli fiiller, transitive verbs, enjoy, stop, mind, suggest, finish. Bir de esas neleri, onların hep mümkünlerle bir fiilleri farklılabilecek. Ama bazı ifadeler var ya da, bunu da yadınıza salak. Have a problem, have difficulty, have a difficulty, then have trouble. There is no point in. Bir de bir de to be'den sonra adjective verip sonra verb ayıncı verirsen bunlardan sonra gelen verb ayıncı cevaptır şalır. Demek birinci cümleye dikkat edin. He has been living in this country for 10 years. To be'den sonra gelen verb ayıncı belli cevaptır. Ama bu adi zaman olabilir. Yani present continuous, past continuous, present perfect continuous bu zamanlarda nice farklendirilir. Eğer tübiden sonra gelen verb ayıncı dilimizde mester kimi tercüme olursa, yani yaşamaktır, getmektir, almaktır, bu zaman bu cevaptır. Ama yaşayır, alır, gelir diye tercüme olursa bu adi zamandır. Şimdi burada da for olduğuna göre biz burada bilirik ki bu artık present perfect continuous. İntik bitmiş dağılmacı zamandır. O olabilir ki bu ülkede yaşayır. Bu adi zaman. Demeli sertlikli. İkinci cümlede I want to waste time replying to this letter. Waste. Hedef yere itirmek. Sonra regret. Pişman olmak. Sonra yine var idi. To be used. To be worse. Bunlardan sonra da işlenen verb ayıncı şu anda cevaptır. Bu mektuba cevap vermeye hedef yere vakit itirmeyeceğim. Ki doğrudur. There is no point in arguing with her. There is no point'dan sonra işlenen verb ayıncı gerund idi. Doğrudur. I can't forgive things breaking. Apostrofesli noun'dan sonra işlenen verb ayıncı gerundu dedik. Doğrudur. She's wearing a black jacket. O kara pencek giyinir. Burada adi fiildi bu. Neyidir, giyinir. Altıda they are busy preparing for the exams. Demeli to be busy, meşgul olmak. To be'den sonra adjective. Sıfat varsa sonra ayrıca bir verb verirse bayağı da dikkat edin dedi. Bu artık gerund sayılır. Onlar imtihana hazırlaşmakla meşguldular. Demeli 6'da doğrudur. Cevap ne olur? 2, 3, 4, 6.
Yani ümit edirəm ki, əziz tələbələr, yəni başa düşdünüz tam olaraq. Yenə də yəni bunlarla bağlı növbəti video dərslərində testlərin izahı ilə bağlı video çəkib yükləyəcəm kanala. Belə çox sağ olun izlədiyinizə görə.